Oxirgi dərsimizdə bizə print funksiyası haqqında gəpləşkəndirdi. Yəni, malum bir malumotlardı konsolga çıxargandik. Bugünkü dərsimizdə aynən şu malumotlar turları və qanunaqı malumotlar turları haqqında gəpləşəmiz. Python özü toluq objektə yönəltirilgən dasturlaşdırılıb bub durub, həmən nərsə Python-da objekt soplanadı və öz növbəti də objektlərinin öz turları var. Şu burasında körüb durgan nərsələrdə bittə söz bilən ıdışlar deyişimiz mümkün. Yəni, şu ıdışlar yardımında malum bir məhsulat saxlaşımız mümkün. Məsələn, birincisi də bizər tuxum saxlaşımız mümkün. İkinci plastik ıdışda bizər su saxlaşımız mümkün. İkinci dəyəm xud düşünün. Fakat plastik ıdışdan farklı olarak bizər ısıq suyum saxlaşımız mümkün. Bunda isə bu yaşık, bunda xtori poliz ikonlarını saxlaşımız mümkün. Körüb durganınızda hər bir turda har xilcha shaklga ega va ularning turiga qarab ma'lum bir mahsulotlar saqlashimiz mumkin. O'zgaruvchilar ham xuddi shunday hisoblanadi, ya'ni bizlar o'zgaruvchining turiga qarab saqlashimiz mumkin. Lekin Python dasturlashtirilda bizlarda o'zgaruvchilarni e'lon qilmaymiz turini oldindan, ya'ni ixtiyoriy saqlashimiz mumkin turidan qat'iy nazar. Xuddi misol uchun plastik kartalardagidek, misol uchun plastik kartada bizlar ham pul saqlashimiz mumkin, lekin ixtiyoriy turdagi valyutani saqlashimiz mumkin. Ya'ni bir de plastik kartani turiga qarab bizlar ma'lum bir valyutani saqlamaganimizdagidek, Python'da ham xuddi shunday ixtiyoriy turdagi o'zgaruvchilar saqlashimiz mumkin. Ya'ni bunun uchun bizlarga Python'ni o'zi hal qiladi. Ya'ni bizlar o'zgaruvchi ta'minlaymiz va turini Python aniqlab beradi. Endi Python'ni o'zida qanaqa ma'lumotlar turlari borligi haqida gaplashaylik. Bir de boshlang'ich ma'lumotlar turlari oddiy, sodda. Ular nimalar kiradi? Ya'ni integer bizlarda butun sonlar, float haqiqiy sonlar, string va satrlar. Butun sonlar bu bizlar sanashda ishlatiladigan oddiy sonlar, ya'ni 1, 2, 3, 4, 5 va hokazo. Va ular teskarisi, ya'ni minus, 4. Haqiqiy sonlar esa va 0 1 oralig'idagi shular yoki kasr ko'rinishidagi sonlar haqiqiy sonlar deyiladi. Bularga misol 0 yarim, 3,14 va hokazo. Satrga kelsak, satr ya'ni bu ixtiyoriy belgilar, sonlar va hokazo hammasi kiradi. Bo'lin mantiqiy turda keyingi darslarimizda batafsil to'xtab o'tamiz. Xo'sh, Python'da qanaqa turlar borligi haqida gaplashib oldik. Endi avvalambor o'zgaruvchilar yaratishdan oldin bizlar ularga nom berishimiz kerak. Xuddi kartalarga nom berganimizdagidek, har bir kartadan o'zining ismi bo'ladi, ya'ni u kimga tegishligini ko'rsatish uchun. O'zgaruvchilarda ham xuddi shunday. O'zgaruvchilar nom berish oddiy. Ismlar kabi, misol uchun Manzarov, Javohir, Timur va hokazo. Qiymatini berishim juda ham oddiy. Tenglashtirib qo'yamiz. Bu o'zlashtirish belgisi hisoblanadi, ya'ni matematikadagidek solishtirish bilan adashtirish kerak emas. O'zgaruvchilarni qanday nomlash va qanaqa turlar borligi haqida gaplashib oldik. Endi misollar bilan Python'da qanday yozilishini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, 3 ta misol bor bizlarda. Butun o'zgaruvchini qanday mana shunchaki o'zgaruvchi nom beramiz. Nom berishda ham bunchalik murakkablashish kerak emas. Boshlang'ichda shunchaki bizlar oddiy harflardan foydalansak ham bo'ladi. Print esa o'tgan darsimizda o'tganimizdagidek, ya'ni birga a o'zgaruvchiga 5 sonni, ya'ni butun sonni o'zlashtiryapmiz va print va uning natijasini bizlarga chiqarib beradi. Va hokazo qolganlari ham xuddi shunday. Endi misollarda ko'rib chiqamiz. Mana bizlarda VS Code oddiy o'zgaruvchini yozamiz. Ixtiyoriy farqi yo'q. A, X yoki B, Z bo'lishidan qat'iy nazar biron qiymat beramiz ixtiyoriy. Print va uning natijasini chiqaramiz. Har doimgidek saqlash esdan chiqmasin. Python va faylimiz nomini beramiz. Mana ko'rib turganingizdek, bizlarga 12 chiqarib berdi, ya'ni Z'nin qiymati. Yuqorida o'zgaruvchilarni kartalarga o'xshatgandik, ya'ni qiyoslagandik. Ya'ni kartaga qarab bizlar muayyan bir aynan qaysi valyutani saqlaganini bilolmaymiz. Xuddi shunday Python'dagidek, misol uchun o'zgaruvchiga qarab bizlar turini aytamaymiz. Albatta, bu yerdagi misollarda ko'rinib turibdi, chunki juda sodda biz o'zlashtirdik va turini aytolmaymiz. Lekin shunaqa holatlar bor, ma'lum bir o'zgaruv uchun turini aniqlamaymiz. Shuning uchun bizlarga type function yordam beradi. Type function juda oddiy, shunchaki bizlar type yozamiz va argumentiga ma'lum bir, ya'ni qaysi o'zgaruvchini bilmoqchi bo'lsak beramiz.
Yani bir de solda kurganımız değil mi? Yani birinci solda bizlerde int, ikincisi de float. Yani çünkü iki yarım bizlerde hakkı son. Üçüncüsü de ise kod sözümüz. Satır konuştu. Sebabı çünkü hoştur nokta. Hakkında bilgi yok son. Hoştur nokta bizlerde satır soplan. Şimdi mi solda kuramız? Brontë ixtiyari uzgar uchun nom beramiz. Aytaylik B bo'lsin. 10 print type funksiyonini yozamiz va qavs ichida qaysi uzgar uchun turini bilmoqchi bo'lsak yozamiz. Endi saqlaymiz. Xo'sh, ko'chiramiz. Mana ko'rib turganingizdek, bizlarda int turini chiqardi. Bu klass sababi çünkü başta etkimizde Python'daki hemen narsa uzgarçılar ama hatta object soplanganı için bizlerde klas türü mansubuge int çıkardı. Sebep şimdi. Yani bir de uzgarçılarga bize bir karşımızda türünü kaysi türüge tegişliğine yetişimiz kıyın. Doğru tabi sol için bizlerde 5 koşulgan 3 bu 8. Yani bizlerde ama int çıkış gerek hakkı son. Beden kuduşuna 25'e bölsek bizler de 4 buladı. Type'ını kısak. Ama 4. Bu dünyanın in çıkış gerek. Bu halatta o değil. Şunçaki satır. Lakin aslında onçalık o değil. Az kuramız. Yani bölüşte sol için buram bu netice bize de hakkı bütün son çıkan takdirde turumuz benim turu float buladı. Yani hakkı son. Aynen şu sol hakkı kurup çıkamız. Yani utkan kodumuzdan faydalanan halde 12'yi bulsak neticemiz 5 buladı. Yani print ben uzun hem çıkarayım. Yakıl konuş için. Bizler 5 netice aldı ve float. Yani 12'yi bulgamızda 5. İtibar versek ben bizler de nokta orkalı yazılar. Bu hakkı sonluğunu bildirir. Çünkü bizlerge type fonksiyonu kere. Hazır o diyeyim sollarda da cüda o da tüyülüşü mümkün. Ertege mürakkaplaşken payette bizlerge cüda az kodadı. Function. Hop, turla haqda gaplaşı olduk. Yine bizler kamide 3'te malumatlar turlan bulamız. Lekin şuna halatlar bu kaladı. Malum bir turdan başka turga ugrışımız gerek. Bu halatta bizlerde iki kıl usul bol. Yani bu B vasıta ve B vasıta değil adı. Yani bizler implicit ve explicit type conversation'lar hesaplanan. Ve ola her biri boyunca misallar bilen kuramız. Gelinler birinci oranını bil vasıtanı korup çıkaylık. Bil vasıta degeni yani bizler uzgar için türünü almıştırmadan halde onun için bizler Python'ı uzak bir anlandı. Bu misal kurganımızdayım. Ağa yetti tamınladık. Bizler BG bulsa 20'ni 5'e bölü yapız. Yani bizler de 4 buladı. Anı BG kuşamız. Bir de kızık sağlık oluşu mümkün. Turun nömege çıkardı. Turu bizlerde float hakkı son çıkardı. Sebabı benim kıymatı yani bayağı gibi solda kurganımızda gide 20'ni 5'e bulsak hem hakkı son çıksa hem bu işletilse bizlerde hakkı son çıkardı. Doğru bütün son. Bugün takdirde. Kuduşu ne? Bizlerde anı B uzgar uçuyu hoş yapısa bizlerde bütün son B ise hakkı son. Klasının neticesini eski bizlerge hakkı son çıkarak çünkü bütün son bilan hakkı son kuşkanımızda bizlerde hakkı son hasıl kılamız. Şunun için bilvasıta yani bizler uzgartırmaga halda uzgar uçunu es uzgar uçunu bizlerge Python hakkı son turgu ilan kıpiradı. Solda kuramız. Aynen şunu solda özellik. Aga uçun itti. B 20 bölüngen 5 S'imiz A plus B. Print. Avalan bar onun kıymetini çıkar kurayım. Yani, kurganımızda 11 bütün 0. Yani noktadan kim bulsa bu bize hakkı son hesaplanadı. Yani, turun çıkaramız. Print. Type. S. Cloud. Yani bize de hakkı son çıktı. Endi ise B vasıta usulü. Yani B vasıta degenler bizler B vasıta katnaşıp özümüz bilgen halde uzgarçılar turun almıştırışımız mümkün eken. Bunlar da bizler de 3 tane function var. Int, float, star. Yani bunlar function hesaplanadı. Hudu turdaki de cüda o deyip Python'da. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Bu function yani argument kanıtı x degenler bizler bronda bir uzgarçı olamız. Şunu int turuge ugrup bir adı. Float bu ise hakkı turuge
Aster tabii ki satır turgen. Her biri boyunca misollarda görüp çıkarmız. Birinci misol yani ixtiyoriy bironta o'zgaruvchi yarata olamiz. Un deylik. Print bizlarga uni turini hisoblaymiz. A. Bu holatda bizlarda int turi hisoblanadi. Agar bizlar xuddi boyagidek 5 ga bo'lsak, bu haqiqiyga aylanadi, float bo'ladi. Endi xuddi shu yerda o'zida bizlar int turiga bizlar bevosita foydalangan holda bu funksiyani a o'zgaruvchiga bizlar nima deyapmiz? Bütün son bilan ta'minlab berayani convert o'zgartiryapmiz turini. Mana ko'rganingizda int chiqarib. Bu ikkala holatda ham bizlarda mana print ani qiymatini chiqarsa. Mana bu holatda 2 int convert qilmagan holatimizda ger. Hop, aynan faqat bizlarda men qiymatni yozamiz. Bir de uzda xohlagan joyda yozishimiz mumkin. Int deyman. Bir de print uzda bizlar int funksiyasini chaqirib va natijani chiqaryapmiz. Ko'rib turganingizdek bir-biridan ajralib turadi. Misol uchun aytaylik, faqat butun son emas, misol uchun 3 deylik. Bu holatda bizlarda 3.33 chiqadi. O'zini chiqarganimizda intga convert qilganimiz holatda aynan butun qismini, 3 qismini oladi mana. Ko'rib turganingizdek mana int funksiyasi 3 qismini oladi. Ana bu yerda yaxlash bizlarda matematika maktabda matematika o'tganimizda yaxlash usuli bor edi. Shu bilan chalkashtirib adashtirmasligimiz kerak. Ya'ni bu yaxlamaydi bizlarga, shunchaki butun qismini, ya'ni oddiy qilib aytganda nuqtadan oldingi har qanday sonni oladi. Misol ko'ramiz. Aytaylik 4.5. Xuddi shuna holatda. Ana o'zini chiqaramiz 4.5 va intga o'tkazsak bizlarda nima bo'ladi? Ya'ni 4 aytganimizdek boyagidek yaxlamaydi. Hattoki bu 9 qilganimiz taqdirda faqatgina butun qismini oladi. Butun qismi degandan keyin nuqtadan oldingiz. Endi floatga misol ko'rak. Float ham xuddi shunday. Bizlarda a float bironta ixtiyoriy butun son bersak ham, misol uchun a print mana chiqarsak, mana ko'rib turganingizdek bizlarda 6.0, ya'ni bu turi bizlarga float. Type'ini tekshirib chiqarib ko'rishimiz mumkin. Va oxirgisi bizlarda str, ya'ni string turiga o'tkazib beradi. Mana ko'rib turganingizdek bizlarda 10 chiqdi, ya'ni bu 10 son ko'rinishi bo'lgan bilan, chunki bizlarda qo'sh tirnoq qilib printda chiqarmaydi, lekin bu turi string turi mansub bo'ladi. Qisqacha o'zgaruvchilar turlari haqida shular edi. Keyingi darslarimizda batafsil to'xtalib o'tamiz.